Faruk Bey, sizin için yeni bir sektör, sapma evet. Savunma. Neler söyleyeceksiniz? Saha Expo'da ilgi nasıl markanıza? Öncelikle bu sektöre milli ve manevi duygularla girdik. Şu an fuar çok verimli geçiyor. Dünyanın her yerinden yetkililer burada. Dün talihsiz bir olay yaşandı. Ne yazık ki. Bütün vatanı başı sağ olsun, geçmiş olsun inşallah. Ama gerçekten gurur verici. Burada üretilen ürünleri gördükçe Türk savunma sanayinin ne kadar ilerlediğini, bu konuda diğer ülkelerle aramızdaki makası ne kadar açtığımızın farkına varabildik çok şükür. Biz de bir sene bile sürmedi bu yatırıma girdiğimizden beri ama çok güzel ürünler biz de çıkarttık. Çok özel ürünlerimiz de var. İnşallah yakın zamanda zaten TSK olsun, diğer ülkeler olsun satışımızda başlayacak nasipse. Yapmış olduğunuz yatırım çok stratejik bir yatırım. Yani sapmaz, savunma, dronlar üretiyorsunuz. Bu yatırıma girmeklerden aklınıza geldi? Ya özellikle Ukrayna-Rusya savaşında bu dronların ne kadar öne çıktığını herkes fark etti. En az maliyetle en fazla hasarı verebilecek ürünler ve kaybettiğinizde ürünü insana bir etkisi olmayan bir ürün olduğu için daha bu gelecek, yakın gelecekte çok konuşulacak bir sektör. Biz sapmaz savunma tarafında silahlı dronlar üzerine çalışıyoruz. Aynı şekilde FPV, kamikaze dronlar üretiyoruz şu anda. Bir de bu fuarda tanıttığımız Droket dediğimiz bir ürünümüz var. Biz klasik güdümlenemeyen havanları güdümlü hale getirdik. Şu anda en yoğun ilgiyi de o ürüne görüyoruz. Peki dronların savunma sanayinde özellikle hani savaş bölgelerinde ihtiyaç mı, önemi nedir? İhtiyaç şöyle, personel ve teçhizat zayiatını büyük oranda engelliyor. Zorlu arazi koşullarında size ciddi yardımı bulunuyor. Ulaşamadığınız yerlere çok rahat ulaşıp oralarda hem gözleme, izleme hem de düşman unsurları yok etme konusunda ciddi şu anda rol alıyor. Ürün gamınızdan bahseder misiniz? Kaç çeşit drone üretiyorsunuz? Biz şu an ağır dronlarımız var. Ağır dronlarımızda 5.56 makinalı tüfek ve 40 mm bomba atar taktık. Bunlarla başladık ilk. Sonrasında küçük dediğimiz bizim FPV dronları, FPV drone sınıflarımız var. Bu FPV dronlarımızda uzaktan kontrol ederek istediğimiz hedefe hem sürü şeklinde gönderebiliyoruz hem de tek tek gönderebiliyoruz. İstediğimiz noktaya sürü şeklinde. Örneğin aynı anda 20 adet drone gidip düşebiliyor. Hedefi vurabiliyor ya da tek tek de aynı şekilde ayrı ayrı noktalara bunları iletebiliyoruz. Bunlar da galiba güdümlü füzelerimiz. Evet, bizim güdümlü havan dediğimiz Droket ismi. Geçtiğimiz sene duyurmuştuk. Saha Expo'da da bunu artık testini yapılmış şekilde şu anda Saha Expo'da sunuyoruz. Burada gördüğünüz klasik havanımız var. Bunu normalde drone üzerinden bırakıyorlar ve vurma oranı oldukça düşük. Peki Abdurrahman Bey, bu dikey olarak mı? Evet, aşağı iniş olarak bırakılıyor. Bu klasik havan. Biz bunu güdümlü hale getirdik. Bu şekilde. Buradaki kanatçıklar sayesinde bu kanatçıklarla biz bunu hareket ettirerek ister manuel pilot tarafından kontrollü bir şekilde hedefe gönderebiliyoruz. İstersek de burada kameramız var. Bu kameradan hedefe kilitlenip otomatik bir şekilde de o hedefi vurmasını sağlayabiliyoruz. Yaklaşık dikey olarak bırakılıyor. 15 derecelik bir açıyla koşan bir insanı takip edebiliyor. Evet, bu arada çok önemli ziyaretçiler de vardı. Biraz evvel Haluk Bayraktar'ı da gördük standınızda. Evet. Özellikle bu konuda çok ilgilendi. Evet, bununla ilgilendi ve videosunu da kendisine takdim ettik. Çok beğendiğini söyledi. Bir sonraki testlerden de haberdar olmak istediğini söyledi. Bunun klasik havana göre bir diğer avantajı da biz bunu yere çarpmadan 3 metre ya da 5 metre kala havada da infilak ettirebiliyoruz. Dolayısıyla etkinliği daha da çok oluyor. Peki bunların testlerini hiç yaptınız mı Abdurrahman Bey? Evet, atış testlerini yaptık. Hedefimizi vurduk patlayıcısız bir şekilde. Şimdi artık patlayıcılı bir şekilde testlerimize başlayacağız. Peki ilgi nasıl? İhracat anlamında yani bugüne kadar hiç sapma soma ihracat gerçekleştirdi mi? Yurt dışından talep nasıl? Yurt dışından ciddi talep var. Özellikle Arap ülkelerinden ilk ihracatımızı da biz Azerbaycan'a yaptık. Şimdi sırada inşallah bu fuar sayesinde yaptığımız anlaşmalar var. Afrika bölgelerine de, Afrika ülkelerine de bunu gönderiyor olacağız. İlk defa Saha Expo'ya katıldık açıkçası.
Beklediğimiz üzerinde çok ciddi bir ilgi var. Özellikle yurt dışından da çok ilgi var. Üretmiş olduğumuz ve adına Droket dediğimiz projemize inanılmaz bir ilgi var. Çünkü fuarda bir benzeri yok. Türkiye'de ve dünyada ilk bir proje olduğundan dolayı açıkçası beklediğimizin üzerinde bir ilgi var diyebilirim. Çünkü buraya gelen ziyaretçiler tüm ürünleri incelediğinde en çok onunla alakalı soru soruyorlar ve genelde işte bu ürünün teknik parametreleriyle ilgileniyorlar. Ortak üretim teklif edenler var. Biraz evvel biz de görüntüledik. Sayın Haluk Bayraktar geldi, evet, heyetle evet. Standınızı gezdi. Evet. Hakikaten üründen de çok etkilendi. Hatta videoyu da izledi. Videoyu da izledi. Hatta bizim manuel onu kullanıp kullanamadığımızı falan sordu. Biz o testi işte 100 metre yükseklikten, hedeften yaklaşık 20-30 metre şaşırtarak yapmıştık. Ve bizim o daha ilk testlerimizdendi. Yani şimdi sıralı testlerimizde çok daha farklı. Yani mesela 300 metreden, 500'den, 600 metreden, işte 20-30 metrede değil de işte 100 metre sapıtarak hedefi vurmaya çalışacağız. Şu anda manuel ve otonom kullanmaya doğru gideceğiz. Sağ olsun Haluk Bey de çok beğendiğini söyledi. Çünkü farklı bir ürün. Sonuçta biz aynı zamanda SAEXPO'nun da üyesiyiz ve bu etkinliklerde burada bizim diğer firmalardan da paydaş bulma açısından da bizim için güzel oldu. Şu anda kaç ürünle bu fuara katıldınız? Ya bizim şu anda silahlı dronlarımız bir kategori. İkincisi kamikaze dronlarımız, ikinci kategori. Üçüncüsü de bu akıllı mühimmat dediğimiz bir kategorimiz var. Bir de keşif gözetleme kategorimiz var. Toplamda 4 kategori, yaklaşık 8-10 tane dronumuz var buraya getirdiğimiz. Bunlar genellikle talep üzerine geliştirdiğimiz sistemler. Yani farklı kullanıcı profilleri bizden farklı ürünler talep ediyor. Ve hedef fiyatları da olabiliyor. İşte daha çok ekonomik ürünlerden maksimum verim ve almak üzere beklentiler oluyor. Biz bu talepler üzerine sıfırdan bir hava aracını tasarlayıp üretebiliyoruz. Sadece kendi düşündüğümüz ve talep olmadan ürettiğimiz mevcut piyasadaki ürünlere alternatif akıllı bir havan diye adlandırdığımız ama adına aslında Droket diye kendi içimizde bir isim verdiğimiz bu projemizi bir talep üzerine değil kendimiz yani böyle bir ürün olsa aslında şu şartlarda güzel çalışır diye hayal ettiğimiz bir projeyi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bizim Haluk Bey'den tabii sözünü aldık. Mühimmat konusunda çalışabileceğimiz ve mühimmatlı testlerini yapabileceğimiz bir desteğe ihtiyacımız olduğunu söyledik. O da sağ olsun her türlü organizasyon desteği konusunda desteği vereceğini söyledi. Şimdi şu anda Karabağ zaferinde, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde dronların önemini Ukrayna-Rusya savaşında özellikle bu silahlı dronların neler yapabileceğini, kamikaze dronların neler yapabileceğini gördük. Bu konuda siz neler söylersiniz? Savunma sanayi açısından dronların, İHA'ların, SİHA'ların önemi nedir? Ben size şöyle söyleyeyim. Ukrayna tarafından da buraya gelen misafirlerimiz var. Bize şunu söylüyorlar. Hani normalde bizde ne vardır? Hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri. Şu an Ukrayna'da bir de İHA kuvvetleri kurulmuş. Hani şu an dünyada İHA'yı, daha doğrusu bu küçük İHA'ları, minik ya da mikro İHA'ları, özellikle kamikaze grubunu en yoğun kullanan ülke şu an Ukrayna. Bir, yani ucuz bir kolay kullanımı olan, ekonomik olan ürünle siz milyon dolarlık bir tankı ya da bir radar sistemini yok edebiliyorsunuz. Ya da çok ciddi eğitimli özel kuvvetler askerini basit bir drone ile yok edebiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir üstünlük sağlayabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de de şundan emin olabilirsiniz, ben yani hiç şüphem yok. Bu tarz küçük mikro İHA'ların kullanımının artacağını düşünüyorum. Ve bundan önce kullanılan hani yukarıdan aşağı serbest bırakmayla düşen havan mermilerinden ziyade güdümlü akıllı sistemlere doğru yöneleceğini düşünüyorum açıkçası.